İslam dini insanları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmak ister. İki dünya mutluluğu Yüce Allah'ın buyruklarına uygun yaşamakla elde edilir. İslam ahlakında övülen ve yerilen bir takım davranışlar vardır. İyi ve faziletli davranışlara birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin anne baba iyilik etmek, sadaka vermek, güzel ahlaklı olmak, yaşlılara yardım etmek, küçüklere merhamet etmek ve benzeri örnekleri verebiliriz. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Dinimizce hoş karşılanmayan, İslam'da kötü davranışlara örnek verecek olursak, bugünkü konumuzu da bunlar oluşturuyor. Yalan, iftira, mahremiyet ihlali, gıybet, haset, suizan, hile, israf ve benzeri birçok davranışları sayabiliriz. Şimdi İslam'da kötü ve hoş olmayan davranışları tek tek inceleyelim. Yalan. İslam ahlakında yerilen davranışların başında gelir yalan. Çünkü yalan doğruluğun zıttıdır. Yalan gerçek dışı söz söylemek, asılsız bilgi ve haber vermektir. Kur'an-ı Kerim insanları doğru sözlü olmaya çağırmıştır. Ayette şöyle geçmektedir: "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru sözlü olun, doğru söz söyleyin" şeklinde bize emir ve tavsiye vermektedir. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifinde kişiye her duyduğunu aktarması ona yalan olarak yeter buyurmuştur. Yani birçok uyarılar hem hadislerde hem ayetlerde geçmektedir. Yalan, Müslümanın üzerinde hassasiyetle durması gereken çok önemli bir konudur. Yalandan uzak durması gerektiğini iyice anlaması gerekmektedir. Yüce Allah Hud suresinde Hazreti Peygamber ve arkadaşlarına doğru olmalarını emretmiştir. Hatta Peygamber Efendimizin bu ayetteki emirin kendisini yaşlandırdığını ve sorumluluğunun ve yükümlülüğünün daha çok arttığına vurgu yapmıştır. Tüm Müslümanların asılsız ve yalan sözler söylemekten kaçınmaları istenmiştir. Bir ayette yalancılar şöyle anlatılır: "Yalan söyleyenler iftira edenler ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır. İşte onlar yalancıların ta kendileridirler." Yani yalan, günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalpleri karartan bütün kötülüklerin başı olarak kabul edebiliriz. Peygamber Efendimiz onun için şöyle buyurmuştur: "Yalan nifak kapılarından biridir." Yani nifak kapılarını açar. Nifak demek, yani araya kötülük, düşmanlık girmesine sebep olan bir fitnedir. Yalan söylemek İnsan ilişkilerinde güvensizlik meydana getirir. Özellikle karşıdaki kişi açısından büyük bir hayal kırıklığı oluşturur. Peygamber Efendimiz bir hadisinde kardeşine bir söz söylediğinde o sana inanırken senin ona yalan söylemiş olman ne büyük bir ihanettir. O sana güveniyorken senin ona yalan söylemiş olman ne büyük bir ihanettir buyurmuştur. Yine başka bir hadisinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: "Doğru olun. Doğruluk iyiliğe, iyilik ise cennete çeker. Yalandan sakının. Yalan fücura, fücur ise cehenneme götürür." Ve yine başka hadislerinde "Mümin her hataya düşebilir ama hainlik yapamaz, yalan söyleyemez. Yalan münafıklık alametidir" şeklinde buyurmuştur. Ve o şekilde uyarıları sağlamaktadır. Demek ki başka hadislerde bakacak olursak, hatırlayacak olursak yine aldatan cehennemdedir. Peygamber Efendimizin hadisi var. Aldatan cehennemdedir. Yani insanlar aldatan, onlara yalan söyleyen, yalancılıkla anılan kişinin arkadaşlar cehennem ehlinden olacağı söylenmektedir. Yalan yere yemin etmek de büyük bir günah sayılmıştır. Danışana yalan söylemek, ondan sonra ona ihanet etmiş gibi oluruz. Eğer bir kişi bize danışıyorsa, bize güvenip bir şey soruyorsa, bizim de ona yalan söylemez, ona ihanet etmiş gibi oluyoruz.
En büyük günahlardan birisi de yalan yere yemin etmektir arkadaşlar. Yalan yere yemin etmektir. Beyaz yalan tabir edilen yalanlar bazı özel durumlarda yerine göre günah kapsamının dışında değerlendirilebilir. Bunlardan birisi karı koca arasını düzeltmek, yani bir ailenin yıkılmasına engel olmak için söylenebilen bazı sözlerdir. İkincisi hastaya moral vermek amacıyla teselli verici sözler olabilir. Üçüncüsü ise savaşta düşmanı yanıltmak için söylenebilen yalanlardır. İşte bunun gibi bazı özel durumlar haricinde hangi sebeple olursa olsun Müslüman hayatında yalan yer olmaması gerekir. Diğer bir yerilen, yani kınanan, ondan sonra yapılması istenmeyen bir durum da iftiradır. İftira, yalan söylemek. Yalan söylemek bir açıdan iftira kavramıyla ne yapılır? İlişkilendirilir. Çünkü iftira yalan sınıfına girer. Zaten yalan olmazsa iftira olmaz. İftira bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ve kusur isnat etmektir. İftirada karşı bir şahsiyete bir atıf var. Olmayan bir şeyi ona isnat etmek, onun üzerine yapıştırmak demektir. Türkçe'de kara çalmak, çamur atmak, leke sürmek gibi deyimlerle ifade edilir. İnsanı yalan ve iftiraya götüren en önemli nedenlerden birisi de karşılaştığımız olaylar ve kişiler hakkında bilgi sahibi olmadan konuşmaktır. Yani olayın iç yüzünü bilmediğimizden, onun hakkında yorum yaptığımızdan bu duruma düşebiliyoruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yalan ve iftiranın önüne geçmek için insanların bilgi sahibi olmadıkları şeyler hakkında konuşmamalarını öğütler. İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Ayetiyle Yüce Rabbimiz insana ulaşan haberlerin araştırılmasını, doğruluğunun araştırılmasını istemektedir. O halde insan duyduğu şeyleri süzgeçten geçirmeli. O şekilde konuşmalıdır. Hazreti Peygamber de bu noktada şöyle buyuruyor. Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Yani her duyduğuna insan aktarıyorsa, araştırmıyorsa bu bile ona yalan olarak yeter. Mutlaka içinde yalan olacaktır çünkü. Ayrıca her kim Allah ve Resulüne inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur Peygamberimiz. Yani ağzımızdan çıkan şeylerin insanlar zarar vermemesi gerektiğini, bu da bizim bir inancımızın gereği olduğunu söylemektedir. Çünkü bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Mümin elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir buyurmuştur. Yalan ve iftiradan sakınılması istenmiştir. Allah katında da büyük bir günahtır zaten yalan ve iftira. Kur'an-ı Kerim'de şu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Kim bir hata veya günah işler sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Yani iftira başkalarının hayatını karartan ve insanların yaşam dengelerini bozarsan büyük bir vebal oluyor. Masum bir insanı zor duruma düşürüp onu sıkıntıya sokan bir davranış olduğu için Allah katına ne oluyor? Büyük bir günah sayılıyor bu iftira. Diğer bir davranış çeşidi de arkadaşlar mahremiyet ihlali. Mahremiyet ihlali de yine Kur'an'da yerilen, yani yapılmaması, sakınılması gereken davranışlardan bir tanesidir. İnsanların üzerine bakmak, araştırmak, onların kusurlarını veyahut da gizli hallerini tecessüs etmek. İslami literatürde buna tecessüs denir. Bu kavram insanların gizli hallerini, ayıp ve kusurlarını araştırmak demektir. Gizli kalması gereken kötü maksatla araştırmak doğru bir iş değildir. Gizli kalması gereken şeyleri araştırmak doğru bir iş değildir. Başkasının gizli hallerini araştırmak toplumsal ilişkilerde huzur bozucu bir durum oluyor. Bu yüzden Yüce Allah, ey iman edenler, İnsanların gizli hallerini araştırmayın buyurmuştur. Hazreti Peygamber de bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. İnsanların gizli hallerini araştırırsan ya onlarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında
neredeyse fesat çıkmasına neden olmuş olursun. Yani bir karışıklık, bir anlaşmazlık, bir huzursuzluğa sebep olursun demek istiyor. Yani aslında dinimiz bir insanın ayıp ve kusurlarını araştırıp açıklamak değil, onları örtmeyi tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz zaten hadislerinde şöyle buyuruyordu. Bir kişi bir başka kişinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Yani biz İslami düşünceye göre bir insanın değil ayıbını açığa çıkarıp söylemek, onun kusurlarını örtmek de vazifeliyiz. Ve o şekilde emredilmişiz. Diğer bir kötü davranış arkadaşlar, gıybet. Gıybet, yalan, iftira ve mahremiyet ihlalinin yanında gıybet de yine yerilen davranışlar arasındadır. Gıybet bir insanın arkasından hoşlanmadığı bir şekilde konuşmak, onu başkalarına aktarmaktır. Hatta konuşulan şeyin gerçekte olması, yapılan şeyin gıybet olmasını değiştirmez. Çoğu insanın zaten savunduğu şey şu, zaten ben onun yüzüne de söylüyorum. Doğru, söylediğim şey doğru, yalan değil. Zaten yalan olursa iftiraya girer. Gıybet nedir? Bu kişideki gerçek olan durumu ama hoşlanmayacağı bir durumu arkasından konuşup onu çekiştirmektir. Nitekim Allah Resulü gıybet nedir biliyor musunuz diye sormuştur. Kime? Sahabelere. Yanındaki onu gören Müslümanlara, sahabelere sormuştur. Sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir demişlerdir. Allah Resulü kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır gıybet diye buyurmuştur. Sahabeler sormuş da ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersiniz ya Resulallah diye söylediklerinde sorduklarında Peygamber Efendimiz ne demiş onlara? Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsin. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurmuştur. Onun için gıybet zaten var olan bir şeyi bir vasfı söylenmemesi gereken bir şeye gidip başkasına aktarmaktır. Onun olmadığı bir yerde onu aktarmaktır. Müslümanın gıybetten uzak durması gerekiyor. Çünkü İslam alimleri En'am suresindeki geçen ayetin hükmünce kendileri şu kanaate varmışlardır. Yani gıybet edilen yerde o gıybete ortak olmamak gerektiğini, hatta meclisi terk etmek gerektiğini savunmuşlardır. Eğer gıybet devam ediyorsa, sen orada ayrılamıyorsan, hoşnutsuzluğunu gösterip orada başka bir işle meşgul olmak gerekir. Onlara katılmamak gerekiyor. Yani bizim dinimizde o şekilde emrediliyor. İslam ahlakında gıybet son derece yakışıksız bir tutum olarak görülür. Yüce Allah bu davranışı şu dikkat çekici benzetmeyle yasaklamıştır. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Evet, insan gerçekten bu şekilde düşündüğü zaman tiksindirici bir hareket yaptığının farkına varıyor. Diğer bir davranış çeşidi haset. Haset aslında duygusal anlamda bir şeydir. Yani duygularla öne çıkan bir davranış çeşididir. Yani biraz somut olarak belki dışarıya pek yansımıyor ama insanı içten içe yakan bir durumdur. İslam ahlakında yerilen bir başka tutum da hasettir. Haset kıskançlık ve çekememezliktir. Bir kimsenin sahip olduğu imkanları kıskanmak, bu imkanların ortadan kalkmasını istemek anlamına gelir. Ya da onda olmasın bende olsun şeklinde bir tutum takınmaktır. Hani hem onda olsun hem bende olsun dese sıkıntı yok. Onda ne güzel bir şey varmış, keşke ben de onun gibi güzel olabilsem dese sıkıntı yok. Ama onda olmasın bende olsun zaten neden onda var, neden bende yok şekilde düşünmek hasede girer. Bencillik duygusunu dengelenmediği zaman haset ortaya çıkar. İnsanın egosu ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım ifadesiyle hasedin yani kıskanç kişinin benliğinde oluşturduğu kötülüğe dikkat çeker. Ayrıca haset manevi anlamda iyilikleri tüketir. Kişinin iyi amellerini yok edip onu manevi iflasa sürükler. Bu yüzden Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Hasetten, kıskançlıktan sakının.
Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi ameller yakar, bitirir. Hasetin zararı sadece kişinin kendisiyle sınırlı kalmıyor. Bazen toplumsal kişilere de uzanıyor. Özellikle kıskançlık duygusu başkalarının imkanlarını çalma, hak sahiplerine engel olma gibi sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü o kadar kıskanıyor ki, o kadar haset ediyor ki ondan almak istiyor. Onda olmamasını istiyor. Bazen çalabiliyor, bazen engel olmaya çalışıyor. Onun için toplumun huzurunu bozar. İslam bilginleri psikolojik ve sosyal zararlarını göz önünde alarak hasedi de ne yapmışlar arkadaşlar? Bir haram, günah olarak kabul etmişlerdir. Diğer bir davranış çeşidi suizan. Suizan, zan kelimesi zaten zan kelimesinden gelmektedir. Sui demek kötü demek. Su, Arapçada su kötü. Zan da zannetmekten geliyor. Yani kötü zannetmek. Zan kesin olmayan bilgiye dayalı hüküm vermektir. İslam bilginleri zanlı iki kısma ayırmışlardır. Suizan ve hüsnü zan. Suizan bir kişi hakkında kötü düşünmek ve kötü kanaate sahip olmaktır. Hüsnü zan ise insanlar hakkında iyi düşünmektir. Zaten biz hüsnü zanla emrolunmuşuz. Yani iyi düşünmemiz gerekir. Bazı hareketleri, tavırları iyiye yormak gerekir. Bu toplumsal sağlık açısından daha iyidir. Psikolojimiz açısından daha iyidir. Her şey kötü yormak insana zarar verir ve karşıdakine de zarar verir. Kur'an-ı Kerim'de inanan kimseleri bu konuda şöyle uyarır. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Suizan, bir kişi hakkında kötü düşünmek, kişiyi kötü sanmak, sözünde ya da hareketinde kötü niyet aramaktır. Fitne tohumu ekme biçimidir. Tam tersini hüsnü zan, onun tam tersi hüsnü zandır. İyiye yormaktır. Zan güzelliği olarak ifade edilir. Yani bir insan karşıdan geçmiş sana selam vermemişse, aa bu beni sevmiyor, hatta gördüğü halde selam vermiyor düşünmek yerine, belki dalgındı, görmemiş olabilir, beni fark etmedi herhalde deyip o şekilde hüsnü zanda bulunmak gerekir. Diğer bir davranış çeşidi arkadaşlar hile yapmak. Hile yapmak insanları aldatmak, kandırmak ve karşı tarafı yanıltmaya çalışmaktır. Yanıltmaktır. Bu açıdan doğruluk ve adaletin neyi oluyor? Zıttı oluyor. Kur'an-ı Kerim'de hile yapıp aldatmak münafıkların özelliği olarak karşımıza çıkar. Nitekim onlar inanmadıkları halde inandık diyerek Allah'ı ve inanan kimseleri aldatmaya çalışmışlardır. Allah'ı kandıramazlar. Görünüşte de Müslümanları kandırıyor gibi görünürler. Ama gerçekte ancak kendilerini kandırırlar. Hile yapmak bir Müslümana yakışmaz. Münafıklık alameti olarak kabul ediliyor. Yüce Allah inanan kimselere yaptıkları işlerde doğruluk ve adaletten ayrılmamalarını öğütler. Ölçü ve tartıyı adaletli yapın buyurarak ticaret hayatında dürüst olmalarını ister. Bir başka ayette ise satış yaparken onları aldatanlar kınanarak şöyle denir. Eksik ölçüp tartılanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında kendilerine tam ölçüyorlar. Ama kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında haksızlık ederler. Kendisi için yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapıyor. Kendisine tam tartıyor ama verirken eksik veriyor, hile yapmaya çalışıyor. Hatta şöyle bir olay olmuş Peygamber Efendimiz zamanında. Peygamber Efendimiz bir gün pazarda buğday sergisine uğramış. Elini buğday yağının içine daldırınca parmakları ıslanmış. Bunun üzerine satıcıya bu ıslaklık ne diye sormuş. Adam ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı demiştir. Allah Resulü insanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya da demiştir. Ardından da o kişiye şunu söylemiş. Bizi aldatan bizden değildir. Yani insanları aldatan bizden değildir. Bizi aldatmaya çalışan bizden değildir. Yani gerçek Müslüman vasfını, kamil Müslüman vasfını almış olamaz. İsraf diğer bir kötü davranış nedir arkadaşlar? İsraf etmektir. İsraf genel olarak tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmaktır.
Yaygın olarak maddi olanakları gereksiz yere tüketmek ve savurganlık anlamında kullanılır. İsraf eden kimseye müsrif denir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın ölçüsüz davrananları sevmediği belirtilir. Hatta Peygamber Efendim yine başka bir ayette resimde görüldüğü gibi yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e göre gerçek müminler israf ve cimrilikten uzak durur. Harcamalarında dengeli davranırlar. Bir ayette buyurulduğu gibi onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. Yani israf etmemek tamam ama cimrilik de hoş değil. İkisinin arasında bir dengeyi bulmak lazım. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Peygamber Efendimiz Müslümanlar israf konusunda uyarmıştır. Bir hadisinde kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin buyurmuştur. Hatta israf konusunda abdest alırken bile Peygamber Efendimiz suyu israf etmemek gerektiğini ve bunun iyi bir davranış olmadığını söylemektedir. Onun için İslam'da, dinimizde abdest alırken bile suyu israf etmek mekruh sayılmıştır. Evet, görüyoruz arkadaşlar. İnsanlar yediklerini, ondan sonra kullandıklarını israf etmeseler ne kadar okul, ne kadar hastane yapılır. Şu an günümüzde de hastanelerin çok çok kıymetli olduğu günlerde bunun önemini biraz daha anlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize mutlu, sağlıklı günler dilerim. İyi çalışmalar.